Şelaleler şehri Çaybaş. Böyle bu tarz 16-17 tane şelalemiz var. Sadece bu kanyonun üzerinde belki 9-10 tane şelale var. Bu büyüklükte aşağı yukarı her biri. Bunlardan en önemlisi Karadeniz sahil yoluna en yakın olanı, hemen 15 dakika araç mesafesinde olan Kazankaya Şelalesi. Devamına doğru müthiş 2-2,5 kilometrelik bir kanyon. Biz de buradaki artık yol çalışmalarını falan nihayete erdirmek üzereyiz. Bir 2-3 günlük daha bir yol çalışması işimiz var. Ondan sonra ulaşımında en ufak bir sıkıntı olmayan, olacak sel afetlerinde falan da etkilenmeyecek tarzda bir yolla, bir kültür yoluyla bu şelalemizi hemen sahile 15 dakika ve istediğiniz, arzu ettiğiniz dakikada gece gündüz ulaşımını sağlayabilecek noktaya getirdik. Bu şelalenin hemen kanyonun bir 6-7 kilometre yukarısındaki bantta diğer şelalelerimiz başlıyor. Göcegelin gibi, Kibar Değirmeni'nin olduğu yerde, Kapılı Saadet Değirmeni'nin olduğu yerdeki Kibar Değirmeni ve Şelalesi gibi. Hemen üst tarafında Saadet Değirmeni Şelaleler grubu gibi 3-4 tane şelalemiz var. Ondan sonra burası tabii ilçenin doğu yakasındaki deremiz, dere havzamız. Bu dere havzasının aşağısına doğru da aynı şekilde şelalelerimiz var. Bir de ilçenin batı yakasında İkizce ilçesi Serhat bölgesi tarafında da şelalelerimiz var. Cin Değirmeni gibi. Biraz daha yukarıya doğru çıkarsak Göksu şelalemiz gibi. Ve derenin olduğu her yerde Karadeniz'in güzelliği, özellikle Çaybaşı'nda bu böyle. Derenin olduğu her yerde küçüklü, büyüklü, yani yükseklik kot farkları 10 metre, 15 metre, 20 metreye kadar ulaşan şelalelerimiz. Kuşlu Mahallemizde var 2-3 tane, Çayır Mahallesi'nde var 2-3 tane. Küçüklü, büyüklü şelalelerimiz var. Biz bu şelaleleri doğallığını, mistikliğini bozmadan ulaşımın çok daha rahat buraya sağlanabilmesi adına, ama ahşap ve taş mimariyi kullanarak, betonarme değil de ahşap ve taş mimariyi kullanarak orijinalliğini bozmadan mini sosyal dinlenme tesisleri buraya ve ışıklandırmaları yapıp ufak tefek de yeme içme yerlerini de yapıp, evet, gerek offroad gibi, gerek dağ motoru, dağ bisiklet vesaire, yürüyüş parkurları, ATV yarışları, bunlara da ev sahipliği yapabilecek bir pozisyona getirip inşallah tarihimize ve doğallığımıza el değdirmeden, bizim bununla alakalı mücadelemiz göreve geldiğimiz süreden beri bellidir. Yani şelalelerimizin kurtulmasıyla alakalı, eski camilerimizin imar edilmesi, restore edilmesiyle alakalı, eski değirmenlerimizin tekrar tekrar elden geçirilip turizme kazandırılmasıyla alakalı vermiş olduğumuz mücadele zaten yazılı evraklarda da bellidir, görselde de bellidir. Biz dokundurtmayacağız. Yani şelalelerimize, su gözlerimize, tarihimize ve tarihi değerlerimize el sürdürmeyeceğiz, sahip çıkacağız. Bizden sonraki kuşaklara da daha nezih, daha temiz bir şekilde aktarmak için bu çalışmaları yapacağız. Gerek Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı, gerek Ordu Büyükşehir Belediye'mizi, gerek Ordu Valiliğimizi ve Çaybaşı Belediye'mizi sürece dahil edip bu projeleri bundan sonra daha da hızlandıracağız diyorum. Teşekkür ediyorum.